Yeni bir haftada yeni bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programıyla sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim haftanızı hayırlı, bereketli, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi nasip eylesin. Efendim yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları Doktor Hüseyin Kayapınar Hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Muhterem Hocama iletmemi istediğiniz soruları 0552 915 82-42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu normal mesaj atarak bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan Vav TV resmi Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize mesaj atarak da sorularınızı bizlere ulaştırma imkanınız mevcut. Ben sözü daha fazla uzatmadan çok kıymetli hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Haftanın sayılı ve mübarek sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah daha iyiyiz. Rabbim daha iyiyiz hocam. Amin inşallah. Seyircilerimizin soruları var. Bismillah diyerek ilk sorumuza başlayayım. Buyur. Bir seyircimiz demiş ki abdest alırken organları bir kez yıkamak doğru mudur? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir defa yıkamakla farz yerine gelmiş olur. Evet. Yani şimdi burada bizim abdestin malum farzları var, sünnetleri var. Evet. Bir defa yıkadığın zaman farz yerine gelmiş olur. Çünkü ayet-i kerimede tekrar tekrar yıkayın demiyor. Yıkayın diyor. Ha, dolayısıyla bir defa yıkadığımız zaman abdestimiz abdesttir. Ancak sünnet iki veya üçer defa yıkamakladır. İki yani veya üç. İki veya üç. Çünkü niye iki veya üç diyorum? İki türlü de rivayet var. Gerek asaptan olsun gerek Resulullah'tan olsun. E, i̇kişer defa veya üçer defa yıkadıklarına dair rivayetler var. Bu açıdan bu şu da olabilir tabii. Bazen insan o günkü şartlar şimdiki gibi böyle musluğun altında şar 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 olmuyor. Yani bir maşrabaya efendim küçük bir leğene, küçük bir tasa neyse su alıp onunla abdest alıyorlar insanlar. Evet. E, muhtemeldir ki işte su az olunca iki defa yıkamışlardır. E, varsa biraz işte üç defa yıkamış olabilirler. Yani bunlar mümkün şeylerdir. Takılmamak lazım. Ama şey şu, bir defa yıkadığımız zaman abdestimiz abdesttir, Far yerine gelmiş olur. Ama iki ya da üç ki en iyisi üçtür çünkü genelde tek şey yapılır bizde. Tek rakamlı. Tek rakamlar tercih edilir. Evet. Mesela rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim. Tesbih çekerken 33 üç 3 Otuz üç, üç defa. Otuz secdede üç defa Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Allahu vitrun yuhabbul vitra diye bir hadis var. Allah tektir, teki sever. ve bu tek ahad bir anlamında da Olabilir tabii. Çünkü Allah evet. tektir zaten. Başkası yoktur. Ee, yani bu dediğin gibi tesbihatta olsun. efendim e, Bazı böyle e, abdest gibi, gusül gibi vesaire bunlar da tekli. Yani üç, beş mesela rükuda bazen eğer müsaitsen tek başına kılıyorsan beş, yedi tesbihat okuyabilirsin ama teker teker oluyor. Peki hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki tırnak kesmek abdesti bozar mı? Bozmaz. Çünkü tırnak e, kesildiği zaman e, parmak ya tırnak e, şeyin dışında bir şey ve kanama diye bir şey yok. Orada o tırnaklarda kestiğimiz yerde canlılık da yok. Eğer canlılık olsaydı orada kesemezdik acırdı ağrırdı. Evet. Yani hep söylediğimiz bir şey var. Abdest e, vücuttan çıkan pis şeylerden dolayı bozulur. Bunun iki tane istisnası var dedik. Bir. Namazdayken kahkahayla ile gülmek, iki uyumak. Evet. Yani bunların dışında eee abdest bozan şeyler hep vücuttan çıkanlardır. Ya e, tırnak kesmenin böyle bir yönü yoktur. Bir başka seyircimiz demiş ki tavuk kesmeyi adayan birinin bu adayı yerine getirmesi gerekir. Gerekmez. Çünkü e, tavuk kurban. Ha ben bir tavuk kurban edeceğim derse durum değişebilir belki. Çünkü kurbanı andığı için kurbanlık bir hayvan kesmesi gerekebilir. Ama ben tavuk keseceğim diye adamsa tavuktan kurban olmayacağı için bu adak sayılmaması lazım. Ama dediğim gibi bir tavuk kurban edeceğim derse durum değişik olabilir. Seyircilerimizden biri demiş ki akraba evlilikleri hangi batına kadar haramdır? Şimdi kişinin usulü yani üst soyu. Evet. İki furuğu yani alt soy. Alt soy. Ha, babasının usul ve furu. Zaten babasının usulü kendisinin de usulü olur kişinin. Evet. Yani babanın şey babaanne insanın usulüdür. Babanın furu. Yani oğulları, oğullarının çocukları, kızları, kızlarının çocukları. Bir de dedenin birinci derecede furuğu. Yani dayı, amca, kadınlara evet. nispetle. Ee, ve e, erkeklere nispetle de teyze, teyze hala. O zaman ne oldu şimdi? Bir oğul kız, torun. Evet. Baba dede, tabii erkek ve kadına göre. E, efendim amcalar, teyzeler, halalar, dayılar. Kardeşler, yeğenler. Bunlardır. E, yani bu şeye dayalı, nesebe dayalı. E, evlilik yasakları bunlardır. Bunlar daimi yasaklardır. Tabii bu, bunlar ibaret değil evlilik yasakları. Süt emmeye dayalı dayanan evet. yasaklar var. Din ayrılığından kaynaklı yasaklar var. Musaharet dediğimiz evlilikten kaynaklı yasaklar var. Evlilik yasakları var ama akrabalıkta bu saydıklar, saydıklar. Peki hocam. Bir seyircimiz demiş ki boşamada ilk iki talakın zaman aşımı var mıdır? Yani iki talak gerçekleşti ve aradan yıllar geçti. Tekrar boşama olursa bu üçüncü talak mı sayılır? Talaklar arasındaki zaman ilişkisi nasıldır? Şimdi iki defa boşamışsa ve bunlar evliliklerini devam ettiriyorlarsa. Evet. Evliliklerini devam ettiriyorlarsa ondan sonra bir daha boşarsa üçüncü talak gitmiş olur, verilmiş olur. Yani bir aynı nikah var ya ilk bir nikah var. Evet. O nikaha bağlı üç talak var en fazla. Bir nikaha bağlı üç talak var. Evet. Şimdi burada kişi, bu soruyu soran kişi diyor ki bize, ben diyor iki defa, misal olarak, yani bir kimse diyor hanımını iki defa boşadı. ha Sonra mesela iki sene sonra bir defa daha boşadı. Eğer bu evlilik sürüyor idiyse, yani ilk nikah devam ediyor idiyse, o takdirde o üçüncü boşama, ikinciden sonra ne kadar süre geçerse geçsin, boşama olur. Ama öyle değil de iki defa boşanmış ayrılmışlar. Evet. Ayrılmışlar. Evlilikleri bitirmişler. Ha ondan sonra öğrenmişler ki ya bizim tekrar bak evlenme şansımız varmış da talak hakkını biri buluyormuş. Ha bu ara yani evlenmişler, de, boşanmışlar, iddet bitmiş. İddet bittikten sonra adam bir daha boşanmış. Ha bu boşama sayılmaz. İddet bittikten sonra ama e, Tekrar evlendiklerinde yeniden boşarsa tamamen bitmiş olur. Yani o zaman şöyle diyelim, bu boşama evlilik devam ederken gerçekleşmişse, ister birden sonra olsun, ister ikiden sonra olsun, o üç sayısını tamamlayıcı rakam olur. Peki, bir seyircimizin sorusu, koca kendisini aldatan eşini boşarsa mehri vermek zorunda mıdır? Şimdi e, bunu zifaftan önce boşaması ile zifaftan sonra boşamasını ayırmak lazım. Evet. Ha, farklı görüşler var onu söyleyeyim. Mesela e, boşanmaya kadından kaynaklı ise, boşanma ayrılık kadından kaynaklı ise e, şey olmaz yani mehir, mehir gerekmez. Derilmez. Ki zinada buna girer görüşleri var ama e, bu daha çok zifaftan önce olursa mesela nikah kıymışlar, mehir konuşmuşlar ama düğün olmadan kadın bir başkasıyla şey yapmış. Aldatmış. Aldatmış. Ha, ondan sonra adam boşanmış. Burada mehir vermez. Mehir vermez. Evet. Bitti. Ama öyle değil de evliyken yani nikahları kıyılmış, zifaf olmuş, düğün olmuş, beraberlikler yaşamışlar. Ondan sonra kadın böyle bir günah Suç işlemişse ister kadın ister koca. O takdirde o mehri alır, hak eder. Hmm. Mehri alır. Peki yani hocam. çünkü e, zifafa girmiş olması o kadının mehri kesin olarak hak etmiş olduğu anlamına gelir. Başka bir seyircimizin sorusu yine boşamayla alakalı. İddet bekleyen kadın evden çıkarsa ne olur? Bu ayrı bir, bir problem. Bu günümüzde bir problem. E, ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki boşadığınız kadınları evden çıkarmayın. Evden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Onlar da çıkmasınlar. Evet. Şimdi yani ne zamana kadar? İddet süresince. Ayet diyor ki kocalara boşadığınız kadınları evlerinden çıkarmayın. Evlerinde kalsınlar. Peki kocalar ne olacak? Eğer ev müsaitse ayrı ayrı işte girişleri var diyelim veya ayrı odalar var. E, herkes kendi odasında şey yapabiliyor. E, bu olabilir ve bir arada gelebilirler. Ama e, aynı odada kalamazlar veya kilitli yer olmadan kalamaz. Koca evi terk etmesi lazım. Ne zamana kadar? İddet bitinceye kadar. İddet bittikten sonra zaten ayrılmışlardır. Ve kadının da normal şartlarda evden dışarı çıkmaması gerekir. Ayet. Ha bunu şöyle anlamak da mümkün. Yani o evi terk etmesinler, siz de zorla çıkarmayın. Terk ettirmeyin şeklinde anlamak mümkün ama... Yani o evde yaşamaya devam etsin. Devam etsin. etsin. Yani. Fakat ulema bunu hiçbir şekilde gidemez. Ancak mecburiyet halinde, zorunluluk halinde çıkabilir diyorlar. Hiddet hmm. bekleyen kadınlar. Peki nedir zorunluluk hali? Kimsesi yoktur kadın. Kendisinin ihtiyaçlarını karşılayacak vesaire. Efendim bakkala gidecektir mecburen. Markete gidecektir. Ha bu... Evet. Bunun dışında keyfi çıkamaz diyor. Yani gideyim de şurada kahvede bir kahve içip geleyim, azıcık bir çay içeyim. Yok böyle yapamaz diyor fıkıh. E, tabii bunun farklı hikmetleri de bahsedilebilir ama şey bu şekilde fıkıh hüküm bu şekilde. Ama bu uygulanmıyor. Evet, şu an hiç uygulanmıyor. Yani hatta tam tersi oluyor bizde. bizde Evler de ayrılıyor artık. E, ve genelde kadın terk ediyor evi. Belki şimdi biraz değişmiş olabilir ama bizim köylerimizde, kasabalarımızda falan böyle bir boşanma olduğu zaman kadın evet. koca evini terk eder, baba evine giderdi genelde. O zaman zaten iş tamamen bitiyor artık. Yani Hocam. o işte yani ıddet, mesela... ıddet esnasında diyor ıddet. Bu sadece bizim ülkemizde değil, İslam aleminin tamamında öyle. Hatta ben Mısırlı bir hocanın şeyini okumuştum. Bir e, yazısını veya bir kitaptan mı okudum? şu konu bahsediyordu. Nas'ın olduğu yerde örfe itibar edilmez. Evet. Nas dediği şey ayet veya hadis. Bir konuda ayet veya hadis varsa, örf bunun aksını söylüyorsa o örfe itibar etmeyiz. Mesela şimdi bu şey, mesele. Ayet, ayet diyor ki çıkarmayın evden onlar da çıkmasınlar diyor. Ama örf haline gelmiş boşanan kadınlar evi terk ediyorlar. Çıkıyorlar dışarıya. Diyor ki o alim. Bu örf var diye o ayete aykırı hareket edilmez. Ama diyor maalesef millet örfe göre hareket ediyor. <laughs> Türkiye'de olduğu gibi. Evet hocam. Ya, yani şey şudur. Me mecburiyet varsa çıkabilir, zorunluluk varsa çıkabilir. Değilse çıkamaz. Hüküm o. Buradaki hocam... Bu sadece şey değil. Hmm. Boşanan kadınlarla ilgili değil. Kocası ölenlerle ilgili aynı zamanda. Hmm. Tabi kocası ölenlerle ilgili bir de şu fark var. Tabii e, kocası öldüğü zaman e, iddet nafakası alamayacağı için kadın eğer e, yaşantıkması için çalışma mecburiyeti neyse çalışmak için de çıkabilir. O, ö, ölüm ölüm iddeti esnasında kocası ölmüş. Evet. Kadın iddet bekliyor ve mal yok, yiyecek bir şey yok. Mecbur çalışması lazım. Ha, o çıkar. işini görür, çalışır, evine geri gelir diyor. Ama iddet şeyde boşanan iddetinde çalışma yok. Niye yok? Çünkü koca onu geçimini sağlamak zorunda iddet bitinceye kadar. Bir de hocam mesela dediniz yani bu ait işte o evde yaşamaya devam etsinler şeklinde Çık, de anlaşılabilir. Anlaşılabilir. Evet. Ama öbür türlü anlamış herkes. Hmm, anladım. Yani şu yüzden dedim ben mesela bir barışma ihtimali varsa aynı evde yaşandığı müddetçe barışmak daha kolay oluyor haliyle. Hmm. Dolayısıyla hani o raci talak da mesele değil zaten. Evet. Yani bu kesinleşmiş olanlar. İddet <laughs> Yani dönme şey ihtimali yok bitti iş. Şey. anladım hocam. Peki. Yani iddet o zaman bay, bayin Şimdi talak raci, raci talak da ise boşanmış iseler. Tabii raci bayini anlamaz bizi dinleyen insanların çoğu da. Yani o boşama türünde raci dediğimiz boşamada karı koca boşanan erkekle boşanan kadın aynı, aynı evde oturabilirler zaten. Çünkü Hı. onların geri dönme şansları var da aynı evde oturmaları teşvik de edilir. Bu sayede tekrar evliliklerini sürdürürler belki diye. Anladım. Ama orada yine bir iddet süresine giriyor. Eğer kadına sonra. yaklaşmazsa koca, geri dönmezse iddet devam eder tabii. Peki. Bir diğer seyircimiz demiş ki, kadınlar cenaze namazı kılarlar mı? Kılarlarsa arka safta mı yer almalıdırlar? Kadınlar cenaze namazı kılabilirler. Kılmalarına mani bir durum yok. Ve saf tutarken de belki, e, normal vakit namazlarında olduğu gibi, Erkeklerden arkadaki saflarda durmak mecburiyetleri yok. Onlarla aynı hizada da durabilirler. Ama tabii erkek kadın karışık bizim örfümüze uygun diyorlar zaten. Evet. Ama diyelim ki erkekler şu şekilde, kadınlar yan tarafta ama aynı hizada durabilirler veya geride de durabilirler. Peki hocam bir videolu sorumuz varmış. Efendim hep birlikte videolu sorumuzu seyrediyoruz. Selamünaleyküm hocam. Namaz kıldıktan sonra Kıblenin yanlış olduğunu fark edersek o namazı tekrar kılmamız gerekir mi? Evet, evet hocam. Şimdi e, bizim namaz kılarken kı, kıbleyi araştırmak görevimiz. Yani namaz kılarken kıbleye dönmemiz lazım. Namazımızın geçerli olması için kıbleye yönelik kılmamız lazım. Evet. Ve bunun için de kıblenin ne taraf olduğunu araştırmamız lazım. Peki nasıl araştıracağız? Biz bilmiyoruz. Yani kıblenin ne taraf olduğunu bilmiyoruz. Nasıl yabancıyız? Nasıl araştıracağız? Bir. Mesela günümüz şartlarında cami varsa o bulunduğumuz yerde. Yabancı bir yere gittik cami varsa. Caminin minaresindeki o şerefedeki kapı kıble istikametindedir. Allah Allah. Caminin minaresindeki. Minaresindeki o şerefe var ya. Evet. Gezen okumak için. Eski... Evet. evet. O, minare, oraya minare. çıkıp evet. minareden o şerefeye çıkan kapı kıbleye bakar. Hımm. E, öyledir o. Öyle adet öyle gelmiş. Evet. Ha, bu yok bilemedik. Ha, yanımızdaki sorabileceğimiz yerli insanlar varsa onlara soracağız. Ve onlar mümin insanlar, Müslüman insanlarsa onların dediğine uyacağız. Evet. Ama gayrimüslim ise ona uymayız. Mesela gayrimüslim bir vatandaş, ya bir soracak kimse bulamadık. Sen biliyor musun Müslümanlar ne tarafa yönelerek namaz kılıyorlar? diye sorduğun zaman ona uymak zorunda değilsin. Çünkü bu dini konularda gayrimüslimlerin şahitliği kabul edilmez. Dini konularda. Evet. Ha, şimdi varsa Müslüman Müslüman'a soracağız, ondan bilgi edineceğiz. Yok. O zaman kendimiz, bugün tabii biraz daha kolay, işte telefonlarda kıbleler, istikametleri gösteriliyor. Onu da bulabiliriz. O da yok elimizde. O zaman gün şey kendimiz şey tayini yaparız. Yön tayini. Yön tayini yaparız. Nasıl yaparız? Mesela İstanbul'a göre Mekke, Mükerreme, Güney Doğuda. Evet. Ya o zaman ben Güneydoğu'ya doğru döner ve o tarafa doğru kılarım namazımı. Ha, hava bulutlu, bulutlu, bilmiyoruz da. O zaman işte duruma göre eskiler işte. E, ağaçların e, şeyleri, yosunları, yosunlu tarafları kuzeye bakar filan. E, bu bu şekilde şeyler var. Yani kişi elinden geldiği kadar kıblenin nere olduğunu araştırır, araştırdığı, evet. soruşturduğu ve şu istikamet dedi döndün namazına. Namaz esnasında iken eğer yanlış döndüğü kanaati hasıl olursa düzeltir. Evet. ha Namaz bitti. Namaz bitti. Ha, yanlış dönmüş kıbleye. Delikanlı'nın sorduğu gibi. Yanlış dönmüş kıbleye. Ne yapacağız? Eğer daha önce araştırmış ve bu araştırmasına dayalı olarak namazını kılmışsa namazı iade etmez. Ama araştırmamış. Ya herhalde şu taraftır Kabe, şey, Kabe demiş kısmı. Allah'a u Ekber demiş. Durmuş rastgele. Ondan sonra yanlış yöne döndüğü anlaşılmış. Ha, namazı iade eder. Demek ki burada namazı kıldıktan sonra kıblenin yanlış tarafı olduğunu fark eden kişi namazını iade eder mi etmez mi sorusunun cevabı eğer kıbleyi namaza durmadan araştırmışsa evet kıblenin istikametini tayin için elinden gelen her şeyi yapmışsa buna rağmen yanılmışsa namazı iade etmez ama araştırmadan rastgele namaza durmuş ve yanlış olduğunu anlamışsa namazını iade eder. Peki hocam mesela i̇nsanlar işte başka bir eve taşınırken o ev sahibine ya da oradaki komşulara soruyorlar. Kıble neresi diye işte şu taraf diye tayin ediyorlar, söylüyorlar. Ona göre namaz kılıyorlar. Diyelim ki bir kişi var taşınmış yeni bir eve. İşte komşularının dediği şekilde bir yıl boyunca namazını kılmış. Sonradan öğreniyor ki kıble yanlış. Bir yıllık kıldığı namazları kaza edecek. Etmez. Mi? Etmez. Etmez. Şimdi ben bir görevle Almanya'ya gitmiştim. Evet. Orada bir vatandaşımızın misafiri olduk. Bir ay boyunca. E, yalnız kalıyordu. İşte onun iki odasını paylaştık. Birinde ben kaldım, birinde o. Ve kaç gün tam bilmiyorum ama bir hafta on güne yakın ne tarafa kıbleş de şu tarafa namaz kıldık. Aa, sonradan öğrendik ki bizim namaz kıldığımız hiç güneş de yok orada. Şimdiki gibi şeyimiz falan da yok. Telefon bile bilmem ne kusula. yok. Tam tersi istikamete durmuşuz. Allah Allah. Ne zaman bunu fark ettik? Güneş çıkınca fark ettik. Ve Allah kabul etsin. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Allah razı olsun hocam. Tamam. Ben seyircilerimizi ve dinleyicilerimizi çağrı hattımızı hatırlatmada bulunayım. Efendim sizler merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak Sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Kıymetli Hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Bir seyircimiz demiş ki, niçin bazı insanların cesetleri çürümüyor? Böyle bir şey bilmiyorum ben. Yani o dini bir yönü yok o için. Yani dini ancak şöyle bir durum var. Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Peygamberlerin cesedini toprak yemez. Evet. Toprağı haram kılındı. O anlamda bir hadisleri var. Onun dışında hiçbir kimseyle ilgili olarak böyle bir şey yok. Yani ister A ağa olsun, ister paşa, ister hacı olsun, ister hoca, ister şeyh olsun, ister mürit hiç fark etmiyor. Şeyler sürür. Cesetler. Cesetler sürür. Yani biyolojik bir olaydır. Ha bu firavunun cesedi işte diye bir şey bulundu biliyorsunuz evet, Kızıl Deniz kenarında. O Hazreti Musa'nın zamandaki Firavun'un şey olduğu ki ona işaret eden ayetler de var. Kur'an-ı var. Ama İbretlik olsun diye. O da o da böyle bizim bildiğimiz gibi değil yani sonuçta o deri kemiğe yapışmış şimdi et bir şey kalmamış o evet. şekilde. Hatta bu şeyde gördüm ben. Ee, Elazığ Harput'ta Arap Baba diye biri var. O da aynı onun gibi. Yani o mum mı nasıl olduysa şey deri kemiğe yapışmış. Evet. Ama yani canlı diri değil, Dir, diri bir insan gibi değil. O şekilde. Bir de o Arap babanın şeyini gördüm ben, cesedini. Ama insanın cesedi toprakta çürür. Ama kısa zamanda, ama uzun zamanda. Yani bunun amellerle herhangi bir yok, alakası yok. Yok yok hocam. yok 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 yok. Bu Allah'ın yarattığı, koyduğu fıtrattır bu. Ya. Evet. Hani bu tabiat kanunu falan diyoruz. Öyledir bu. Peki hocam. Mehmet Eren isminde bir seyircimiz demiş ki biz bir şehirde yaşıyoruz başka bir şehirde kirada evimiz var. Orada namazları seferi kılmak zorunda mıyız? Evet seferi kılarlar. Şimdi orada gittikleri zaman kendi evlerine girecek durumları yok. Misafirdirler orada. Seferi kılarlar. Bir başka seyircimiz. Hocam iş yerinde yemediğim yemekleri ve bazı günü geçmiş malzemeleri eve götürmemde bir sakınca var mı? İş yeri sahibi buna izin veriyorsa olur serbest bırakıyorsa olur. Veya yasaklamamışsa olur. Evet. Ama iş, genelde işleri sahipleri buna pek izin vermiyorlar. Mesela bize gelen sorulardan öyle anlaşılıyor. Neye istismar ediliyor? Yani insanlar yemediklerini götürsünler eve dedikleri zaman fazladan alıyor, yemiyor, evine götürüyor gibi bazı istismar edenler çıkıyormuş. Bu yüzden mesela bize gelen soruların çoğu işverenimiz buna izin vermiyor. Buna rağmen götürebilir miyiz şeklindeki gelen sorular. Onlara evet. olmaz diyoruz. Götüremezsin. Ancak o dökülmüşse çöpe şuraya buraya oradan alıp diyelim şey yapabilirsin yani ihtiyaç sahiplerine verebilirsin. Pislenmeden. Hali. Peki bir görüş beyan etmemişse iş yeri sahibi? O örfe bakarız. Örfe bakarız. Örf. O o yöredeki örf. Veya iş yeri sahibi bunu gördüğü halde mani olmuyorsa, gözünüzse evet. o götürebiliruz. Sükut ikrardan gelir diye bir söz var. Evet hocam. Tabu değil o tam. Ama bir e, yanlışı görüp de o yanlış ya bir kimse yanlış olarak bildiği bir şeyi görüp de onu engellemiyorsa eğer ona razı olmuş demektir. Ve burada mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında insanlar yanlış olan bir işi yaptıkları zaman efendimiz mutlaka ona engel olur. Evet. Çünkü bu aksi peygamberliğe yakışmaz. Tebliğe aykırı düşer bu. E şimdi iş yeri sahibi işveren görüyor insanlar artan yemekleri şey koyup gidiyorlar. da ses çıkarmıyor. Ona rıza anlamına gidiyor. Peki hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki işinden dolayı yerinden ayrılamayan biri namazı kaçırırsa ne yapmalı? Eğer o bulunduğu yerde oturarak da olsa kılabiliyorsa kılar. Yani işinden dolayı Tabii o iş nedir? Neye göre? Değişebilir iş. Yani o e, bu yerinden ayrılamadığı yerde namaz kılma imkanı olabilir, olmayabilir. Evet. İmkanı olabiliyorsa orada kılacak. Nasıl kılabilirse kılacak. Yani eğer başıyla hareket ettirecek kadar bile namaz kılma imkanı varsa, mesela oturmuş, oturmuş kalkamıyor, kalkamıyor kalkmaması lazım. O öyle yapar. Ama öyle değil de hiçbir şekilde kılma imkanı yoksa, eğer öyle ikindi, akşam yatsı bunları birleştirerek kılma şansı varsa birleştirerek kılar. Ama bu imkana da sahip değilse o zaman mecburen kaza yapar. Peki. Başka bir seyircimiz, geçmişte kılınmayan namazları nasıl kaza ederim diye sormuş. Geçmişte kılınmayan namazları e, bir defa kâhmet eder. Kâhmet eder. Ezan okumasına Ezan, gerek var mı? Ezan sünnettir. Ezan okursa da iyi olur elbet. Ezan okur, gahmet eder. Bunları yaparsa iyi olur. Yapmazsa da e, namazına engel değildir. Niyet eder. Niyet ederken e, hangi namazı kaza ettiğini biliyorsa, tayin ederek niyet eder. Efendim, 2022 senesinin, efendim işte Temmuz ayının 15. pazar günü öğle namazını kılamadım bunu kaza edeceğim şimdi. O aynı o niyetle kaza eder. Evet. A ama bu imkan yok. O kadar çok kaza namazı borcumuz var ki şimdi. Hatırlamıyoruz hangi tarihi. Ha hatırlamıyoruz. Oldu. O zaman e, borcum olan en sonki öğle namazını. Hmm. Borcum olan en sonki ikindi namazını. İşte kılamadığım en sonki yatsı namazını gibi. Yani evet. bir vakti tayin ederek vakti tayin edecek ama. Yani hangi vaktin namazını kaza ediyor? Sabah mı, öğlen mi, ikindi mi, akşam mı, yatsı mı? Bunu tayin edecek. Ve bu tayin ederek niyetini yapacak. Ama tarihini hatırlamıyor, bilmiyor veya çok. O zaman dediğim gibi en sonki borcum olan sabah namazı. En sonki borcum olan öğle namazını gibi vakti tayin ederek namazlarını kaza eder. Bir de şu var. Sünnet namazlar kaza edilmez. Evet. Vacipler kaza edilir. Yani vitir namazı kaza edilir. Bir de farzlar kaza edilir. Peki hocam. Seyircilerimizden biri demiş ki Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin ayetini namazda okusak uygun olur mu? Okur. Olur. Ne olmasın? Yani Kur'an-ı Kerim'deki her ayeti, her sureyi namazda okuyabilirsin. Yani hiçbir surenin, hiçbir namazın, şeyin, ayetin namazda okunamaz diye herhangi bir şey yoktur. Yani değil yeter evet. ki Kur'an-ı Kerim ayeti olsun, namazda okunabilir, bu da okunur. Başka dualar da okunabilir. Zaten hocam mana olarak da... Ters bir Teşpişi şey değil. inne ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alem. Yani de ki benim namazım, kurbanım veya haccım, İbadetlerim, hayatım, ölümüm Allah'a aittir. Evet. Esra Hanım demiş ki, hocam Alak suresini bil kalem bil ayetine kadar ezberledim. Namazımda Zammu sure kısmında okusam yeterli ve geçerli olur mu? Olabilir. Çünkü e, Zammu sure, okuduğumuz Zammu surenin geçerli olması için e, sağlam olan görüş, sağlam dediğim yani garantilik olan görüş, İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed'in görüşüdür. Onlar da ya kısa üç ayet en az. Veya üç ayet büyüklüğünde bir sure okur diyorlar. Evet. Ki Alak suresinin bu, ve alleme bil kalemel el insane ma o kadar mı? Ellezi alleme bil kaleme. Kadar. Ha, oraya kadar üçten, üç ayetten fazla var orada. Evet dört ayet oluyor. Ha. Bu ellezi o, alleme onu, bil kaleme. O, bil. O, o, dolayısıyla yeterlidir o okuyabilir. Hatta İmam Azam'a göre ikra bismirab bismirabbikellezi bismirab, halak bu bile yeterlidir. Allah Allah. Hmm. Bir, bir, bir ayet bile yeterli İmam-ı Azam'a göre. Ama bu yeterli oluşu e, cevaz açısındandır. Yoksa bu kadar okuyup değil. <laughs> Peygamber Efendimiz kıyamı uzatırmış. Evet Yani hatta şu var. Daha çok rekatlı namaz kılmak mı eftal? Nafile. Daha çok rekatlı namaz mı kılmak eftal? Yoksa e, kıraatı uzun tutarak az rekatlı namaz kılmak mı? Yani diyelim ki elemtereden aşağısıyla 10 rekat kılmak mı daha eftal? Evet. Amme işte abese naziat gibi surelerle iki rekat kılmak mı daha? Veya daha geri git bakara. Onlarla iki rekat da kılmak mı daha eftal? 2 rekat kılma daha eftal oluyor. Hmm. Yani şeyi uzatma. Ama burada Rahat ne, uzatma. bu nerelerde bu? Kişi kendi kıldığı zaman Nafile. namaz. Sünnetlerde, nafilelerde. Ha cemaatle namaz kılınırsa, o zaman durum değişir. Çünkü peygamberimizin şeyi var. Diyor ki namaz kıldırdığınız zaman hafif tutun. Arkada evet. yaşlı, hasta, acele işi olan insanlar olabilir. E şimdi sen durup da bir rekatta on sayfa okursan. ikinci rekatta bir on sayfa daha. Bunu yapan bazı hocalar oluyor. Hatim etmek için namazda, hafızlarda. E bu, bu uygun değil. Ama sabah namazında uzun uzun o, okumak. Okusu ne kadar ama 10 sayfa olması şart değil. bir sayfa. Olur. Bir sayfa. Ha. Aslında mesela bizde şu var. Akşam namazında kısa okuruz biz. Evet. Tam tersi. Peygamberimiz uzun okurmuş. Akşam namazında. Akşam namazında. Yası da daha kısa okurmuş. Allah Allah. Ama kısa da okusan, uzun da okusan namazın namazdır. onu. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Salihli'den Mustafa Gündüz isminde bir seyircimiz demiş ki namazda okunan Subhaneke, Ettehiyyatü, Sallibarik ve Kunut duaları Kur'an-ı Kerim'de yok. Okunmasa da olur diyorlar. Bunların hükmü nedir? Şünnettir sünnettir buraların. Hepsi sünnettir. Ya Ettehiyyatü vaciptir yalnız. Onun dışındakilerin hepsi sünnettir. Okumadığın takdirde namaz namazdır. Ettehiyyatü hariç dedim. O vacip olduğu için. O kasten geçirilirse namazı iade etmek vacip olur. Unutursa sevi secdesi yapılır. Sevi secdesi de unutulursa e, Allah kabul etsin. Ama diğerleri salli barik ondan sonra efendim şey e, kunut duası Süphaniki. veya Rabbine atina bunları okumadığında namaza bir engel teşkil etmez ama Kunut duasını okumuyorsan bile kunut yerine geçecek başka bir şey okuyacağız. Ne okuyabilir hocam mesela? Ya mesela Rabbena atina okur. Rabbena firli okur. Fatiha'yı onu da okuyabilir. Allahu merhamni. hiçbir şey bilmesin. Peki. Murat Yüksel isminde bir seyircimiz demiş ki ben aracımda yolculuk esnasında flash belleğimden kayıtlı Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam bu tarz kayıtlarda secde ayetlerini dinleyince tilavet secdesi gerekmektedir. Tilavet secdesi gerekmediğidir. Geçenlerde yine arabada seyahat ederken bir Kur'an-ı Kerim radyosunda okunacak ayetlerde tilavet secdesi geçtiği bildirildi. Sorun şöyle, eğer kayıt da olsa secde ayeti geçen okumalarda tilavet secdesi gerekiyorsa benim bunları kaza etmem gerekiyor mu? Şimdi bak, tilavet yani Kur'an-ı Kerim'de secde ayeti dediğimiz ayetlerden birini okuyan kimse veya dinleyen kimse secde yapması gerekir, bu vaciptir. Evet. Peki, ama bu hükümler hep doğrudan karşı tarafın ağzından duyma veya kendisinin okumasıyla ilgili. Şimdi tabii bu bizim fıkıh kitaplarımızın tedvin edildiği dönemlerde, bu kitap yazan fıkıh alimlerimizin yaşadığı dönemlerde şimdiki gibi flash bellek yoktu. Televizyon yoktu, radyo yoktu. Evet, bunlar hiçbir hiçbir yoktu. Ama o zaman da şu vardı, e, yankı vardı. Aksi sada dediğimiz. Mesela bir kayalıklı bir yere gitse insan bir bağırsa o sesi birkaç defa tekrar duyarsın. Buna eskiler aksi sada derlermiş. Evet. Şimdi yankı diyoruz. Ha, peki Kur'an-ı Kerim okusa bir kimse yankı yapsa ve onu duyan kişi, yani bizzat okuyanı duymuyor da yankısını duyuyorsa buna şey, şey tilavet secdesi gerekir mi? Gerekmez mi? Gerekmez demişler. Veya eğitilmiş kuşlar, ona muallem kuşlar demişler. Böyle papağan falan var ya. Evet. E onlara öğretiyor insan. Diyelim secde ayetini öğretti. Ve o okuyor. Secde ayet okuyor. Sen de duydun. Bundan dolayı secde yapman gerekir mi, gerekmez mi? Gerekmez demiş. Bu. Ha şimdi buna istinaden mesela bizim artık o son asrın, yani bu 20. asrın ee, en iyi fıkıh hocası olarak ülkemizde yaşayan Allah gani gani rahmet eylesin çok büyük hizmeti geçmiş Ömer Nasuhi Bilmen rahmetli var. Bu İstanbul Müftülüğü yapmış. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir süre. Ama bu idarecilikten ziyade ilim adamlığı ve yazdığı eserler. Her alanda eserleri var. Mesela bunun tefsiri var. Evet. Efendim e, hukuk-ı İslamiye ve ıslahat fıkhiye diye harika bir 8 ciltlik kitabı var. Büyük İslam İlmuhali diye bir ilmuhali var. Efendim e, muvaddah ilmi kelam diye kelamla ilgili var. Bin bir hadis diye yani her alanda eseri var bu insan. Böyle birisi. Ama daha çok temayüz ettiği alan fıkıh alan. Şimdi o İslam İlmuhali ki bugün elimizdeki ilmuhallerin çoğunun kaynağıdır. Evet. O da der ki Aksı sedadan dolayı aynı bunu ve muallem kuşlardan dinlenlenden dolayı şey gerekmez. Stila ve secesi gerekmez bu Kaynaklarda bu geçer. Buna kıyasla der. E şeyden e, gramofon yani pick up eskiden vardı ya. Evet. Mesela flash bellek onun için. CD bunun örneği olarak. Bunlardan dinlediğin zaman şart değildir yapmak. Ama doğrudan yayını duyarsan yaparsın diyor ama bu bu, bu 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 plaktan veya ne bileyim flash bellekten duyduğunda da yapsan iyi olur. Şimdi ben doğrusu bana bunu sorana diyorum ki tavsiye ediyorum kardeşim yapalım. İhtiyaten en azından ihtiyaten evet. Yani ister radyodan dinleyelim. İster flash bellekten dinleyelim. İster telefondaki kayıttan dinleyelim. İster efendim doğrudan doğruya bir şahsın şeyinden dinleyelim ağzından. Secde ayeti geçtiği zaman onu ayetini yapalım. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ben şeyde dinledim bunu. Kaza edeyim et. et. Yani öncekileri kaza etsin. Kaza ayısı. et iyi olur. Zararı olmaz bu. Evet. Hani şöyle bir şey anlatılır bak o da bir anekdot olarak hatırımızda kalsın. Hazreti Ali'ye nişmet edilir. Hazreti Ali ile bir müşrik tartışıyorlar. Şimdi Hazreti Ali diyor ki müşriğe Diyelim ki senin dediğin doğru. Yani ahiret yok, dirilme yok, hesap yok, kitap yok, cennet yok, cehennem yok. farz muhal. Evet. Farz-ı muhal diyoruz. Ben bu dünyada Allah'a inandığım için, imanın şartlarını kabul ettiğim için, namaz kıldığım için, e, haramlardan kaçındığım için ne zarar görürüm öbür dünyada? Yani öldük bir daha bunun sonu yok. Yani gale men yuhil zame ve diyorlar ya. Evet. Yani bu çürümüş kemiği kim dişiltecek? Yani sizin dediğinizin olduğunu varsayalım. Böyle değil ama. Benim burada kıldığım namazın, tuttuğum orucun, kaçındığım haramın ne zararını göreceğim bir hiç. Ama ya benim dediğim çıkarsa senin halin ne olur. Eyvallah hocam. Konya'dan İbrahim Bey demiş ki herhangi bir özel veya devlet bankasının vermiş olduğu maaş promosyonunu cami lojmanı veya öğretmen lojmanının eksikleri için kullanabilir miyiz? Daha önce buna benzer bir soru sorulmuştu. Evet hocam. Orada şunu söylemiştik. Sen o lojmanın eksiği için kullanırken eğer kira ödüyorsan ve bu kiradan kesiliyorsan kendin harcamış gibi olursun dedik. Evet. Peki kendisi harcayabilir mi? Fakirse harcar dedik onu. Ama öyle değil de devlet yaptırmıyor. Ve o ihtiyaç. Bir de bu acaba yapılacak olan şey ne? Lüks bir şey mi değil mi? Ona göre de hüküm değişebilir. Yani eğer sen o harcamayı yaptığın zaman ödeyeceğin kiradan kesmiyorsan veya devlet buna karşı sana bir şey vermiyorsa ve ihtiyaç değilsen, kullanabilirsin. Ama sen şu kadar harcama yaptım diye kiradan kes. E o zaman kendine harcamış olursun. Eğer varlıklıysan kendin. Kendin kullanmamalısın, fakire vermelisin. Öğretmen lojmanlarını bilmiyorum ama hocam imamlarınkinde herhangi bir kira ödemiyorlar lojmanlarda. Bu, bu değişebilir, bilemiyorum. Ben e, biz lojmanda oturduk. Evet. Ama biz kira ödedik Ankara'da. 7 sene. Hatta 7 değil, 8 9 seneye yakın lojmanda oturdum Ankara'da o kadar kaldım. Ve hepsinde kira ödedim ben. Hı. Ha, şunda var kendi masraf ettim cepten verdim ve bana devlet bir şey vermedi yani e, yöneticilere söyledik bizim lojmanın şu şu eksikleri var diye dediler ki paramız yok hocam yaptırabilirsen <laughs> kendin yaptı, yaptıramazsın öyle otur dediler e biz de bir sürü masraf ettik yaptırdık yani. Mesela siz promosyon parasıyla yaptırsaydınız o ya mesela. Benim imkanım maddi durum yerinde olduğu için yapmazdım ben. <laughs> Eyvallah hocam peki. Bir sessiz sorumuz varmış hocam. Efendim hep birlikte sessiz sorumuzu dinliyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Menşeyi belli olan, şirketi belli olan, e, dürüst bir şekilde çalışan kripto paralara yatırım yapmak helal midir? Allah'a emanet olun, kolay gelsin. Kripto parayla evet, insanlar da. ne iş yapıyorlar bilmiyorum. Yani onunla mal alıp satıyorlar kripto parayla. Hayır, ticaret olarak Yani o var. ne oluyor? Piyasadaki değerine göre. Evet. Borsa gibi. Ha, bo ama borsa da Şimdi karşılığı evet. var. Evet. Borsa'da ben bir hisse senedi aldığım zaman onun bir karşılığı var. O hisse senedini çıkartan o kurumun malına ortağım ben borsada. Ama burada öyle değil ki. Zaten bugün bildiğim kadarıyla ülkemizde ilahiyat alanında söz söyleyen, çalışma yapan hiçbir kimse kripto paranın e, alınabileceğini, verilebileceğini söylemiyor. Ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu konuda açık bir şey var. E, mesaj, şey, bilgisi, bilgilendirmesi var öyle diyelim. Yani kripto parayı para saymıyorlar. E, öyle olunca menşeyi belli ben onu anlamadım ama hiçbir şekilde biz diyoruz ki şimdi bugünkü şartlarda bugün itibariyle kripto para ile muamele yapılmaz. Niye? Ortada bir şey yok ve tamamen karar e, belli değil ve bir de spekülasyona çok açık bir şey. Yani bakıyorsun bir günde yüzde seksen düşmüş, ertesi gün yüzde iki artmış falan. Bunu kim ayarlıyor? İşte birileri herhalde yapıyor. E böyle e, işte bu tip şeyler caiz olmaz. Peki hocam. Bir başka seyircimiz. İş yerimde 10 yılımı tamamlayıp çıktığım halde tazminatımı vermediler. Ben de mahkemeye vermek zorunda kaldım. Mahkemenin bir yıl süreceği söylendi. Bir yılın sonunda tazminatımın zararımın karşılanarak fazladan para verileceği avukatım tarafından söylendi. Bu bir yıl sonra mahkeme tarafından verilen fazla para faize girer mi girmez mi? Şimdi e, normalde kanuna göre bu kişi işten çıktığı gün tazminatının verilmesi gerekiyor kendisine değil. Evet. Ama vermemiş işveren. Ne kadar? Tazminat alacaktık bugün verseydi misal elli bin lira alacaktı. Vermemiş. İş mahkemelik olmuş efendim. Avukat girmiş. Masraf edilmiş. Ve on e, bin lira masraf Evet var. Bir defa o on bin lira masrafı işveren verecek. Bu, bu çalışan kazandığı zaman mahkeme işveren verecek. Peki şimdi alsaydım yani İşten ayrıldığım gün alsaydım 50 bin lira alacaktım. Bir ay sonra aldığımda yine 50 bin mi alacağım ben? O zaman devlet buna işte yüzde 20 faiz şey yapmış, bindirmiş, 60 bin lira olarak ödeyeceksin demiş. Ben 60 bin alabilir miyim? Eğer bir sene içerisindeki paranın kaybı, değer kaybı, enflasyona göre e, diyelim 10 bin liradan o 50 bin liranın değer kaybı yüzde 20'den veya yüzde yirmi ise veya daha az ise onu alabilirim. ki i̇şte daha fazla ise alabilirim. Evet. Mesela enflasyon yüzde otuz olmuş ama devletin gecikme faizi olarak takdir ettiği mahkemenin yüzde yirmi. Benim hala yüzde on alacaklı olmam lazım burada. O yüzde yirmi fazlalığı alabilirim bu faize girmez. Ama öyle değil de enflasyon yüzde on beş veya enflasyon yüzde yirmi bana şey mahkeme yüzde yirmi Gecikme faizi takdir etmiş. Enflasyon kadarını alırım üstünü alamam. Yani burada asıl olan şey şu. Paranın reel değeri. Yani benim alacağım paranın reel değerini alırım. Reel değeri nedir? Alım gücüdür. Yani ben o parayı hak ettiğim günkü alım gücü neyse şimdi de onu alırım. Hakkım benim bu. Evet. Peki ben alım gücünü neye göre ayarlayacağım? Borsaya göre değil. Altına göre değil. Dövize göre değil. Niye değil? Çünkü bunların hepsi değişken. Bunlar tam şeyi aksettirmiyor, yansıtmıyor tam. Bu paran değer kaybını yansıtmıyor. Birisi fazla çıkıyor, birisi fazla iniyor bilmem ne oluyor falan. O zaman en uygun yol olarak şu anda bu tazminlerde enflasyon oranının esas alınıyor. Ve enflasyon olarak oranı kadar fazlalığı alabilir. Peki hocam. Bir başka seyircimiz demiş ki diş yaptırırken damaklar yeterli olmayınca köpek kemiği tozu kullanılması caiz midir? E şimdi bu bir defa tedavidir. Tedavi de kullanılabilir. Evet. Ha, köpek kemiği oluşu. Acaba köpek kemiği tozu deyince o köpeğin kemiği öğütüp doğrudan koyuyorlar mı yoksa başka işlemlere tabi tutuyorlar mı? Bu bir. İki, peki koyun kemiği kullansalar olmuyor mu? koyun kemiği tozu. Yani bunlar dikkate alınması lazım. Bir defa öncelikli olarak bizim bir şeyimiz şu. İmkanımız varsa şüpheli şeylerden uzak kalacağız. İmkanımız varsa. Evet. Peki burada imkan nedir? Aynı işi koyun kemiği de yapabilir mi? Koyun kemiği tozu. Oğlak kemiği tozu. Tavuk kemiği tozu yapabilir mi? Yapamaz mı? Varsa elbet onu tercih ederiz. Yok. Bunlar olmuyor. Ya köpek kemiği olacak bu işi yapmak için veya domuz kemiği olacak. Köpek kemiğini tercih ederiz. Tozunu. Burada zaruret var. Ama evet. tek bir çare var domuz kemiği tozu. O zaman onu kullanırız. Tedavi için. Mesela şimdi şu sorular çok gelir. Kalp kapakçığı hastalıkları evet, var. Domuz kalp kapakçığı kullanılabilir mi diye. Niye? Çünkü bir yapay kalp kaçaklı, kapakçığı oluyormuş, biz bildiğimiz, bize söylenen, bir de bu işe uygun domuz kalp kapakçığıymış ve o yapay olan da bir iki sene içerisinde değiştirilmesi lazımmış, riskliymiş bile. O zaman domuz kalp kapakçığını kullanabilir miyiz? Burada bir zaruret var, edarurat, tübühl mahzurat kuralına göre kullanabiliriz. Köpek kemiği tozu da içinde aynı şeyi söyleriz. Alternatifi yoksa kullanabiliriz, ama alternatifi varsa en azından şüpheli işlerden kaçırmak için bu alternatif olan daha temiz kemiği tercih etmek lazım. Peki hocam. Bir başka seyircimiz yine promosyonla ilgili olarak demiş ki, arkadaşım birkaç yıl önce 3 bin lira promosyon parasını alıp altın yapmış. Şimdi kullanmak istemediği için durumu kötü olan bir akrabasına vermek istiyor. Ama şimdi altın 7 bin lira civarında Akraba aslında 3 bin mi vermesi lazım yoksa 7 bin mi? Ne ister, onu versin <laughs> Versin de ne verirse versin. Şimdi bu şey promosyon parasını bir defa e, şuradan dolayı bu şeyler çıkıyor. Faiz mi değil mi bu? Promosyon parasına biz faiz demiyoruz. Faiz demiyoruz. Evet. Ha, diyenler var ama biz de demiyoruz ya. Yani. Demeyen de çok. E, faiz değilse o zaman faiz gibi yapmak şart değil. E o zaman niye kendisi yemiyor adam da şey yapıyor? Başkasına veriyor. E şüphe var için içerisinde. Hı hı. Niye şüphe var? Tartışmalı bir konu olduğu için şüphe var. İkincisi de o promosyonun kaynağı. Yani o faiz evet. faizden geldiği için şüphe var. Onun için fakire versin diyoruz. E Burada şimdi aslında hali vakti yerindeyse o, o altın ne kadar altın aldıysa onu versin. Çünkü asıl promosyon parası o değil mi hocam? Zaten? Yani o, 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 o günkü altına çevirmiş altın verebilirse onu versin, veremezse 3000 lira versin. Peki. Bir sessiz sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sessiz sorumuzu dinliyoruz. Selam Aleyküm. Hayırlı yayınlar. Hocama bir soru soracağım. Bir hadis-i şerif söylüyorlar Peygamber Efendimiz için. Namaz kılmayanın dini olmaz diyorlar. Bu doğru mu? İkincisi bilerek hiçbir işi yokken kazan namazını kazaya bırakabilir mi? Bunları istirham ediyorum. İyi yayınlar. Evet. Şimdi böyle bir hadis bilmiyorum ben. Yani böyle namazla ilgili hadisler çok. Evet. Ha, ama namaz kılmayanın dini yoktur şeklinde bir hadis bilmiyorum. Ama namaz kılmayan da hayır yoktur anlamında hadis var. Namaz kılmayan da hayır yoktur. Sonra Namaz e, imanla şirk arasında, küfür arasındaki sınırdır namaz anlamında hadis var. Efendim, namaz müminin miracıdır, miracıdır. hadisi var. cennetin anahtarı Namaz dinin zirvesidir. Evet. Anlamında hadis var. Namaz dinin direğidir. Mesela bu bu biraz daha şey. Namaz dinin direğidir. Namazı kılan dinini ayakta tutmuştur. Namazı kılmayan dinini yıkmıştır. ...diyor. Evet Şimdi bu hadislerin hepsi bize şunu gösteriyor ki... ...namaz fevkalade... ...önemli bir ibadettir. Daha önce de konuşmuştuk. Yarın mahşerde hesap... ...göreceğimiz zaman... ...bize ilk soru namazdan sorulacak. Ona doğru cevap verirsek... ...diğer sorular kolay gelecek. Evet. Hani ne diyorduk? Bu baraj sorusu. Namaz <laughs> baraj sorusu olacak. E şimdi... ...bu çok önemli ama namaz kılmayanın dini yoktur. Bu şeye de uymuyor. Ehli sünnet itikadına da uymuyor. Niye uymuyor bu söz? Çünkü namaz kılmayan kişi eğer kasıtlı olarak namazını geçirirse büyük günah işlemiştir. Peki büyük günah işleyen kişi dinden çıkmış olur mu? Olmaz. Ne zaman dinden çıkmış olur namazı kılmayan kişi? Namazı inkar eder de kılmazsa o zaman dinden çıkar. Namaz diye bir ibadet yok. İnsanlar bunu kendi kafalarından uydurmuşlar. Bir zamanlar biri söylüyordu, bu Emevi İslam'ın uydurduğu bir şey falan diyordu biri. Ha, bu dinden çıkar. Evet. Bu dinden çıkar. Ama öyle değil de tembelliğinden kılmamış. İhmal etmiş. Ha. Ama inkar da etmemiş. Yani ya hiç düşünmemiş veya düşünmüş, ya Allah affetsin namaz farz inanıyoruz ama tembellik yapıyoruz diye kılmamış. Bu adam günahkardır ama Müslümandır. Bu kelam ilminde bu konu yani bu büyük günah işleyenlerin dinden çıkıp çıkmayacağı konusu önemli bir tartışma konusu olmuştur. Mürteki bir kebira derler buna. Yani büyük günah işleyen kişi kafir olur mu olmaz mı? Ehli sünnet olmaz, diyor. olmaz Kafir olmaz. Günahkar olur. Ama hariciler diye bir grup vardı. Onlar dinden çıkar demişler ama onlar marjidal gruplar. Yani o şey değil yani ana omurgayı teşkil eden İslam anlayışı değil o anlayış. E şimdi ama ne olur? Büyük namaz kılmayan kişi büyük günah işlemiştir. Efendim tövbe istiğfar edecektir, kaza edecektir. Allah affederse eder. Affetmez, affetmezse affetmese günahını çeker. Peki mazereti olmadığı halde namaz kılmamanın hükmü nedir? Aynı bu söylediğimiz cevap orada da geçerli. Peki hocam. Bu cevapla birlikte bugünkü programımızı noktalıyoruz. Rabbim sizden razı olsun Ağabey hocam. Amin Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Efendim İslam'ın şunda günümüz meseleleri programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse hafta içeri gün saat 17 ve 18 arasında... Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizlere sorularınızı 724 gönderme imkanınız var. Sadece yayın esnasında değil, yayın dışında da istediğiniz saatte sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler size geri dönüş yaparak sorunuzun hangi gün, hangi yayında cevaplanacağını söylüyoruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.